Herkese merhabalar. Papatya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol kaşarlı tavuklu karnıyarık tarifiyle geldim. Öncelikle 2 adet patlıcanlarımı ortadan kesiyorum. Çabuk közlenmesi için ortalarına çizikler atıyorum. Patlıcanlarımı fırın tepsime alıyorum. Üzerlerine zeytinyağı sürüyorum. En son tuzumu serpiyorum. Tepsime önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanlarımı közlemeye veriyorum. İç harcımız için tavama 2 yemek kaşığı zeytinyağı, hazırlamış olduğum 1 adet soğan, 3-5 diş sarımsağımı alıyorum ve karıştırıyorum. 1 adet kapya biberi, 1 adet yeşil biber, güzel bir şekilde kavurduktan sonra küçük küçük doğramış olduğum tavuk göğsü etlerimi üzerine alıyorum ve karıştırıyorum. Bir adet soyup küçük küçük doğramış olduğum domatesimi, bir yemek kaşığı domates ve biber salçası ve baharatlarımı. Baharat olarak karabiber, pul biber, toz biber ve vegeta kullandım. Ve bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum ve harcımı güzel bir şekilde devam karıştırıyorum. Kenarda kaynatıp hazırlamış olduğum 1,5-2 su bardağı kaynar suyumu harcıma döküyorum. Bu şekilde karnıyarıklarımıza özel sos hazırlamıyoruz arkadaşlar. Kendi sosunu kullanıyoruz. Tekrar tadını tuzunu kontrol ettikten sonra kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Patlıcanlarımızı fırından aldım. Gerçekten çok güzel közlendiler. Hemen bir tane borcam tepsime diziyorum. Bir tane çatal yardımı ile çukurlar açıyorum. Ortalarına bol tavuklu harcımdan koyuyorum. Harcımızın suyunu her tarafına döküyorum. Bol kaşar rendesi koyuyorum. En son ortadan ikiye kesmiş olduğum şeri domateslerimi ortasına koyuyorum. Tepsimi önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynirleri kızarana kadar pişmeye veriyorum. Evet, karnıyarığımız bitti. Gerçekten muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Ben hemen sıcak sıcak servis tabağıma aldım ve yanına patates püremi de hazırladım. Sizler de tabii ki dilerseniz pilav ile de servis yapabilirsiniz. Evet, kaşarlı, tavuklu, kendi sosunda pişen muhteşem bir lezzet oldu arkadaşlar. Üzerine en son maydanoz serpiyorum ve yemeğimiz servis için hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.